Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na randevu vermiyor. Ekrem İmamoğlu sadece belediye başkan adaylarının belirlenmesine ağırlığını koymadı, CHP'nin de kaderini belirliyor. Ekrem İmamoğlu'nun dayatmaları ve partideki iki başlılık nedeniyle CHP tarihinin en kötü seçimlerinden birine hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu CHP'nin doğal müttefiki olan Alevileri küstürdü. İstanbul seçimlerinin kazanmasında en büyük payı olan İYİ Parti ile ittifakı bitirdi. Elinde bir tek PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti kaldı. Bakalım o da seçimi kazanmasına yetecek mi? Alevi başkanları tasfiye. Aleviler seçimlerde CHP'nin sigortasıdır. İmamoğlu Alevileri sadece küstürmedi, İstanbul'da Alevi belediye başkanlarını tasfiye etti. Battal İlgezdi ve Ali Kılıç bunun en çarpıcı örneğini oluşturuyor. CHP eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır bir iddia ortaya attı. Erkan Çakır kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer alıyor. Kurultay salonunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'le kavga ediyorlar. Ekrem İmamoğlu divan odasına çağırdı beni, bana S nokta nokta kazandık kuduruyorlar, Alevi lobisini yıktık dedi diye konuştu. Normal bir siyasi akıl bunu yalanlardı. Hele hele Ekrem İmamoğlu'nun bunu 100 defa yalanlaması gerekiyordu. İmamoğlu ne yaptı? İstanbul'daki Alevi kökenli belediye başkanlarını tasfiye ederek bunun bir politika olduğunu ortaya koydu. İmamoğlu'nun Tunç Soyer resti. CHP'de en büyük kavga İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı konusunda veriliyor. Ekrem İmamoğlu önce Buğra Gökçe'yi istiyordu. Özgür Özel'in önceliği ise Tunç Soyer'i aday yapmamaktı. O nedenle Selin Sayek Böke ismini önerdi. İbre Cemil Tugay'a dönmüştü. Hatta Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'ne çağırdığı Cemil Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığınızı uygun gördük dediği kulislere sızdı. Sonra iş karıştı. Ekrem İmamoğlu Tunç Soyer'i istedi. Öyle ki Ekrem İmamoğlu'nun Tunç Soyer olmazsa parti meclisinden başka bir ismi geçiremezsiniz diye res çektiği söylendi. Ekrem İmamoğlu'nun Tunç Soyer ısrarı nereden geliyor diye merak ettim. Karşıma DEM Parti çıktı. PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti, İzmir'de Tunç Soyer'i aday göstermezseniz İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun desteklemeyiz diye res çekmiş. DEM Parti şart koşmuş. CHP öyle bir parti haline getirildi ki res çeken çekene. DEM Parti önce İzmir'de Tunç Soyer, sonra Ekrem İmamoğlu. Tunç olmazsa Ekrem İmamoğlu'na destek yok demiş. Ekrem İmamoğlu Tunç Soyer'i çok sevdiğinden değil, İstanbul'da DEM Parti'nin desteğini alabilmek için İzmir'de Tunç Soyer'i destekleme kararı almış. Battal İlgezdi'nin anlattıkları. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin belediye başkan adaylığı sürecinde yaşadıkları, CHP'de kimin patron, kiminse emanetçi olduğunu göstermesi açısından ilginç. 26 Ocak Cuma günü sabah saat 09'da İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu şahsımı makamına davet ederek benimle bir görüşme gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu Ataşehir'de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti. Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan MGK ve parti meclisi henüz toplanmamıştı, yani Ataşehir'le ilgili bir karar alınmamıştı dedi. Tek belirleyici İmamoğlu. Bir belediye başkanı diğer belediye başkanına seni aday yapmayacağız diyor ama o sırada partinin yetkili kurulları toplanmamış ve böyle bir karar alınmamış. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise bundan haberi yok. Bu da gösteriyor ki CHP'nin MYK'sı ya da parti meclisi yok. Ekrem İmamoğlu tek başına belirleyici, Özgür Özel ise uygulayıcı. Murat Ongun niye susuyor? CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu'nun aklının yarısı olan Murat Ongun'a trollerini üstümden çek diye isyan etti. Demek ki Murat Ongun sosyal medyada paralı troller ordusu kurmuş. Eren Erdem, Saraçhane'nin paralı trolleri diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da İmamoğlu uğruna meydan savaşı veren bazı yazarlara Saraçhane medyası adını takmış. Eren Erdem o tweetinde bir iddiada bulundu. Sen CHP için bu S... partisi demek olsa da ülke kurtulsa diyen adamsın dedi. Sinkaflı küfür. Geçmişte CHP'nin vakıf olmasını savunanlar çıkmıştı ama CHP'ye küfreden hiç olmamıştı. CHP bu hallere düşecek bir parti miydi? Bu yazıyı yazarken Murat Ongun'un sosyal medya hesabını kontrol ettim, hiçbir açıklamasını görmedim. Güç zehirlenmesi böyle bir şey herhalde. Ekrem İmamoğlu önce İyi Parti'nin içini karıştırdı, Meral Akşener Saraçhane'den İyi Parti'nin içine parmak sokulduğunu söyledi, yetmedi Alevileri küstürdü, Murat Ongun'sa işi CHP'ye küfredecek noktaya kadar getirdiyse seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun vay haline. DEM Parti ittifakı dahi onu kurtaramaz. Kılıçdaroğlu randevu vermiyor. Altan Öymen'in eşinin cenazesinde Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu akşam yemeğine davet etmişti. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun davetini kabul etmedi. Ama o akşam Canan Kaftancıoğlu ve Emre Kongar'la yemekteydi. Seçim sürecine girilince Ekrem İmamoğlu Alevi oylarını yanında tutabilmek için Kılıçdaroğlu'nu arıyor. Tam 3 kez aramasına rağmen Kılıçdaroğlu telefonlarına çıkmıyor, randevu taleplerine ise olumlu yanıt vermiyor. Kurultaya hazırlanıyor. Hatta İmamoğlu medyasında çalışan bir isim Ankara'da Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor. O sırada İmamoğlu'nun görüşme talebini iletince "Seni mi görevlendirdi?" diye çıkışıyor. Kılıçdaroğlu kendisini devirenin Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyor. O nedenle görüşmüyor. Kılıçdaroğlu seçimden sonra CHP kurultayına hazırlanıyor. Özgür Özel'i İmamoğlu'na karşı yanına çekmeye çalışıyor. Genel başkanlık koltuğunu devrederken Özgür Özel'e "Ekrem'den kurtul, ben sana her türlü desteği veririm" demişti. Kılıçdaroğlu bir gün dahi genel başkanlık yapacak olsa yeniden CHP'nin başına geçmeyi planlıyor. Özgür Özel'in çıkmazı. Özgür Özel ise CHP'de en zorda olan kişi konumunda. Belediye başkan adaylarını belirleme sürecinde Ekrem İmamoğlu'yla aralarına kara kedi girmiş durumda. Abdülkadir Selvi, Hürriyet. Bülent Erandaç, Türkiye Yüzyılının Yol Haritası. 85 milyonluk aziz milletimiz Cumhuriyetimizin 100. yılını 23 Ekim 2023'te gururla, heyecanla, görkemli bir şekilde kutladı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyıl yürüyüşü başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı ilmek ilmek örülüyor. Erdoğan başkanlığında yapılan Türkiye Yüzyılının ilk MGK toplantısında ülkemizin jeopolitik yol haritası çizildi. Türkiye Yüzyılı parantezinde ilk MGK'da milli güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askeri ve iktisadi gelişmeler değerlendirildi. Önümüzdeki süreçte karşı karşıya kalınması muhtemel meselelere yönelik gerçekleştirilecek stratejik jeopolitik hamleler değerlendirildi. Jeopolitik hamlelerin derinliği. 1- Başkan Erdoğan'ın ilan ettiği bölgesel güç, küresel aktörlük yolunda izlediği akıllı güç politikaları MGK'da çerçeveye alındı. Çerçevenin ruhunda hem güçlü bir ordu hem de ülkenin etkisini artıracak her seviyede ittifaka veya ortaklığa yatırım bulunuyor. Türkiye bu ikisinin bileşimi ve kullanımından Türkiye Yüzyılında diplomasi ve savaş sanatını icra edecek. 2. Terör örgütleri PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimizle bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı Türkiye'nin mücadele stratejisi genişletildi. 3. Amerika Avrupa'ya net mesaj verilerek Türkiye'nin Irak, Suriye'de bir uydu Amerika karakolu 3. İsrail, PKK devletçiğini asla ama asla kurdurmayacağı kararlılığını ilan ediyor. Bu bağlamda milli güvenlik siyaseti çerçevesinde ülkemizin hakları, zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerimiz, huzurumuzu bozmaya niyet edenleri sınırlarımıza dahi yaklaştırmayarak bertaraf etmeye devam edecek. 4. Komşumuz Irak'la artan temaslarımızın, terör örgütleriyle mücadelede atılacak somut adımlar başta olmak üzere müşterek coğrafyamızda tahkimat sürecek. 5. İsrail, Gazze, Filistin. MGK'dan İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları sürdürmesinin, hassas dengelerin telafisi mümkün olmayacak şekilde bozulmasına ve çatışmaların yayılmasına sebep olacağı kaydedildi. 6. Kızıldeniz, Babülmendeb Boğazı. Kızıldeniz'deki son gelişmeler değerlendirildi, Filistin meselesinin yansımalarını da ihtiva eden ve küresel istikrara yönelik menfi tesirleri bulunan mevcut durumun bir an evvel çözüme kavuşturulmasının önemine dikkat çekilmiştir. 7. Libya, Somali, Sudan. Muhtemel gelişmeler ele alınmış, Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerin toprak bütünlüğünü destekleyerek mevcut meselelerin çözümüne yönelik çabalarını ilgili taraflarla temas halinde sürdüreceği belirtilmiştir. 8. Montre hassasiyetimiz, Rusya, Ukrayna. Bölgesel ve küresel riskleri artıran savaşın acil bir ateşkes ve kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin mevcut riskleri bertaraf etmeyi amaçlayan yaklaşım ve uygulamalarını Montre rejimi çerçevesinde titizlikle sürdürerek Karadeniz'de barış ve istikrarın hakim olmasına yönelik gayretler ısrarla sürdürülecek. Amerika Batı'ya derin mesaj veriliyor. Dünyada Amerika'nın giremediği tek deniz Karadeniz. NATO bahanesiyle Karadeniz'e girme hayalindeler. Türkiye Montre Anlaşması'yla tavrını net ve açık ortaya koyuyor. Karadeniz barışı asla bozdurulmayacak. 9. Uzaya açılan Türkiye. Milli güvenliğimize temel teşkil eden hususlardan biri olan savunma sanayindeki başarılarımızın yanı sıra uzayda attığımız adımlarla taçlandırılan bilim ve teknolojideki atılımlarımız kararlılıkla sürdürülecek. Sonuç, Türkiye yüzyılının ilk MGK'sından çıkan paradigmalar, küresel aktör Türkiye'yi işaret ediyor. Güçlü, büyük Türkiye. Yolun açık olsun. Bülent Erandaç, Takvim.